Ee, şimdi tabii Oytun Hoca'yı yakalamışken özellikle transhumanizm hakkındaki görüşlerini merak ederiz. Yani insanlığı nasıl bir gelecek bekliyor? Bir yanda NEON projesi var Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'ın seçilmesi çok enteresan ve transhumanizmle birlikte acaba insan türü yok mu olacak? Yoksa e, bu bize yutturulan bir oyun mu hocam? Şimdi insan türü ne yazık ki değiştiriliyor. Yani nasıl değiştiriliyor? Şu andaki teknolojilerle zaten ee, insan genine müdahale mümkün hayvanlara mümkün zaten yani şunu sana söyleyeyim şu anda bütün proteine değiştirmek mümkün bütün genleri oynamak mümkün gen teknolojisiyle ee, ve e, tek tane bir tane sıkıntı vardı orada şimdi bir geni oynadığınız zaman bir gen birçok yerde fonksiyon geliyor mesela sen şimdi gözle ilgili bir gen burunda da iş yapıyor o gen e, kulakta da iş yapıyor bir gözü oynuyorsun e, göz iyi görüyor e, kulak sıkıntıya düşüyor bu sıkıntı vardı ama ne gelişti? Yapay zeka. Yapay zeka ne? Bioinformatik gelişti. Şimdi bioinformatik şunu diyor. DNA vücutta çalışıyor ya hücrede. Aynı bioinformatik yani bilgisayar sistemleri bir gen çalışınca insanın karaciğerinde, böbreğinde, dalağında ne alıp yiyor? Aynısını simüle ediyor. Bak şimdi biz bunu yapamıyorduk. Bu 10 yıl önce kadar yoktu. Eskiden gen iş nasıldı biliyor musun? Ya biz bu zeka genini arttıralım. Çocuk çok zeki olsun diyorduk. İyi. Hayvanlarda yapıyorduk bunu. Çocuk bir bakıyorduk, bebek doğuyordu, kası bozuk. Cık. Diyorduk ki, ya bu zeka geni kas, tam zekayı arttırdık, kas gitti. Ama şimdi yapay zeka bize bunu yüzden söylüyor. Diyor ki o geni değiştirirken bunu da değiştir ama diyor şimdi. Yani yapay zeka esasında bizim sonumuzu hazırlıyor. Yani hem faydalı bir durum var yapay zekadan ama hem de korkutucu. Şöyle yapıyoruz yapay zeka. Türkiye hücreyi tak edebiliyor yapay zeka. Yani bir hücre nasıl davranıyor? He. Aynısını oynayabiliyor. Bu çok tehlikeli çok bu. çok Tehlikeli. Yapay zeka bizi biliyor değil, hücreyi taklit ediyor. O kadar Bunu, artık aşağıya inmiş. Peki biz ilaçları nerede deniyoruz şu anda? Yapay zeka deneyebiliriz. Yani mesela diyor ki yapay zekayı karaciğer sirozu yapabiliyoruz artık. Şimdi bak bu, of. bu sakat. Ve karaciğer sirozunda bir ilacı deneyebiliyoruz. Bak insan yok ortalıkta. Yani insanımsı bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Yani genelde. Ya teknolojik... O zaman tamam zaten hocam bitmiş olay artık o zaman. Bitti zaten bitti bak dünyada iki şey olacak gelecekte bir yaşamayan yapay zeka, yaşayan üstün ırklar. Üstün ırklar ne? Yeni değiştirilmiş çok uzun yaşayan yıpranmayan, yaşlanmayan, kanser olmayan çılgın ırklar. Kulağı farklı duyan, gözü farklı gören çünkü. Mesela bizim gözümüz belli bir ışık tayfını görüyor. Hı hı. Kulağımız belli bir spektrumu duruyor. Ama bunları değiştirmek mümkün. Yani şu anda şöyle bir insan var olabilir mi? Kedi gibi duyan, köpek gibi koklayan, hamam böceği gibi radyasyonda etkilenmeyen insan. Of. Mümkün bu. Peki bunu bize kim sağlayacak? Gen teknolojisi ve yapay zeka. Yapay zeka çok fena bir şey. Bak bütün olasılıkları değerlendiriyor. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Bir ilaç çıktı ya bir. Ya da aşı çıktı ya. Evet. Yapay zeka diyor ki bu ilacın olası başımıza açacağı belaları sıralayabiliyor. Nasıl biliyor biliyor musun? Bütün literatürü tarıyor. O konu hakkındaki araştırmaları gözden geçiriyor. Biz bunu yapamayız. Diyor ki bu da buna benziyor diyor. İlk 10 günde başına bunlar gelebilir. İlk bir yılda bunlar gelebilir diyor. Ve şu anda yapay zekada en iyi olan yer neresi biliyor musun? Amerika, Stanford ve MIT. Hmm. Stanford uçmuş durumda bu konuda. Peki ya yani bunun yayılması bizim hayatımıza daha da etki etmesi ne kadar zamanı alacak? Beş yıl. E, kanser Çok o azı. zaman çözüm bulunur. Tabii 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 tabii. Kanser olmadan doğan çocuklar olacak. Of. Tabii. Yani kanser riski. Hiç yok. Yani biz şimdi tüp bebek yapıyoruz ya. Hı hı. Yumurta belli. Sperm belli. Girdi. Dölledi. Gen belli mi? Geldi. Full analiz yapılıyor mu anlıyor. Bizim eskiden sıkıntımız şuydu. Gende harfler var tamam mı? A, G, C, adenin, sitozin, guanin, timin. Peki bunlar ne anlama geliyor bilmiyorduk. Hangi yani hangi proteini kodluyor? Şimdi hepsini biliyoruz, etkileşimleri de biliyoruz. Nasıl? Yapay zekayla. Bunun adı hmm. bioinformatik. Bu çok gerekli bir şey bak. Bu Ama i, o zaman bir yandan da insanoğlu yok olacak. İnsan hacklenmesi bu. Heh. Tehlike burada. İnsan ben bu programı 5 sene önce yaparken insan hacklenemez diyordum. Neden? Neden diyordum? Yapay zeka bu kadar iyi değildi. Ben eskiden şunu biliyordum. Ya kardeşim biz zeka genini oynuyoruz kas bozuluyor. Kas genini oynuyoruz göz bozuluyordu. Neden? Aynı gen birçok yerde vardı. Ama şimdi yapay zeka diyor ki bize bu geni değiştirdin ama olası sıkıntılar yaşayacaksın. Bunları da yap bu genleri de oyna diyor. Hackledi bize biliyor musun? Hacklenmişiz artık. Hacklenmiş iş durumdayız. Sıkıntı bu ve yapay zeka geni daha iyi öğreniyor. Daha iyi öğreniyor. Neden öğreniyor biliyor musun? Hastalıklar belli ya. Kanser olan hastanın genleri belli mi? Sirozun genleri belli mi? Sağırlığın genleri belli mi? Yüklüyoruz ya sisteme. Bu sefer o ne yapıyor? Bütün genlerle hastalıklarla ilişkiyi ve onların hücresinin nasıl davrandığını da bize söyleyebiliyor. Peki o zaman hocam şimdi bana kızacaklar ama tabii bu mümkün değil. Ölümsüzlük, ölümsüzlük. E, bu o zaman sırrı mı bulundu yani? Elbette her canlı ölümüdür de. Hani bu yolda ilerleyen bir durum mu var? Bak ben bu programı... E, 3 sene önce yapsam desterim ki ölümsüzlük olamaz. Ama şimdi... Diyor musun şu an? Şu anda ölümsüzle gidiyoruz. Çünkü cihaz hackledi. Cihaz DNA'yı hackledi şu anda. DNA hacklediği için kodu biliyor. Ya kod ya her şey kod. Kod ne? Kod mesela şu. Mesela kod şeydir. İşte çay, su, bardak. Bu kod. Şimdi ben bu kodu adam hacklemişse... Bu DNA'yı hacklendim bitti. Bittik ya bittik. Ölümsüzlük mümkün. Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Adam sana burnunun uzunluğundan kirpiğinin e, her gün kaç milimetre uzayacağına kadar DNA kodla işlenebilir. Şimdi bu videonun altına gelecek yorumları ben biliyorum diyecekler ki işte e, tabii ki Allah ya şunu bir kere altını çizelim. Tabii ki yaratıcı Allah ve Allah bilir. Ama burada bahsettiğimiz başka bir şey. Yani bilimin geldiği noktayı aslında anlatıyoruz. Hem korkutucu hem de faydalı yönleri Bir şey sana söyleyeyim mi? Bir de sıkıntı şu. DNA'ya kod da eklenebilir, bilgi de eklenebilir. Yani doğuştan o bilgiyi bileceğiz biz. Evet. Nasıl civciv doğduğunda dıdıklamayı biliyor? Anası mı öğretiyor? Hayır. O zaman hocam bu, filmlerin hepsi gerçek olacak izlediğimiz. çocuk çok sıkıntılı doğabilir. Nasıl doğabilir biliyor musun? Her şeyi bilen. Zaten şimdiki nesil biraz öyle, öyle geliyor. Öyle değil. Onlar duyan. Hmm. Onlar, onlar Allah'a ama organikleri sayma. Bunlar bir, öyle şey bitmiş nesil bu nesil. Bu nesil bilgi bombardımanında şakşuk olmuş beyinler neslidir. Hiçbir şey bilmiyor yeni nesil. Kızacak şimdi zevk yani kızsa ne olur. Hikaye. Kızmakla bir şey değiştiremezsin. O bugünün dünyasını yorumluyorlar. Ama biz gelecekte DNA'ya bütün bilgilerin kodlandığını düşünsene. Sen doğduğun anda şöyle hissediyorsun. Doğduğun anda ne kötü ne iyi. Ahlak kavramı tamamen farklılaştırılmış. Garip robot gibi ya. Tabii robot. Valla korkutucuk oluyor. bir de şöyle bir şey. Yani içinden öyle hissedip gelecek. Tabii. Mesela diyecek ki garip bir ahlak anlayışı var. Ahlak anlayışı yok. Ya da yeni bir ahlak anlayışı yüklenmiş. Bilgiyi biliyor. Ya yani Doğuştan şunu biliyor mesela. Alet kullanmayı biliyor. Doğuştan. Bilgisayar kullanabiliyor. Yapay zeka ile farklı bir dilce konuşabiliyor. Bunlar, bu bahsettiğiniz insan değil zaten. Yani. Bu insan, insan değil. Ama sıkıntı biliyor musun? DNA hacklenmiş durumda Türker. Uzak eklenmiş. Kod hackledik hack bir şey yapamaz. Yapamayız. Ee, 1899 dizisini izlediniz mi bilmiyorum Hayır. Netflix'te buralar çok moda Orada mesela 2099 yılından bir simülasyona Hı -hı. giriyor insanoğlu 200 yıl önceye gidiyor 1899 yılında kendine bir dünya kurmuş ve onun simülasyonunu oynuyor Yani insan beyni 2099'da diziye göre inanılmaz gelişmiş bir kapsülün içindeyiz Ve o kapsülden 200 yıl önceye gidiyoruz i̇şte Gelişmiş güzel bir laf Geliştirilmiş Hı. ama sonradan değil Bunu sonradan yapamayız kod değiştirmesi gerekiyor. Şu anda bir kod var cihazın bizim içimizde. Peki 5 Be yıl A bu kadar kısa, 5 yıl çok kısa hocam. Evet, DNA ne biliyor musun? DNA cansız bir şey. Kağıt gibi, kum gibi, toz gibi, cansız ya, cansız bir dizi. Ama bizim kodumuz orada. Kod ne biliyor musun? Kod şu, gözün rengi, senin kişiliğin. Ha diyoruz ya biz 7 sene neyse 70 sene olursun. Sinirli mi olacaksın, kaprisli mi olacaksın? Kod da geliyor. Bağımlı mı olacaksın? Her şey kodda var. Peki kodu hacklemişiz ve içine yeni bilgiler koymuşuz. Yani bırak ya düşün. Yani şöyle bir şey var. Bu adam asker olacak, radyoaktiften etkilenmesin. Vay. Bitti. Bu adam şu mesleği yapacak, bu olsun. Bu e, şunu yapsın. Bu bunu yapsın. Bu bilim adamı olsun. Aa bu başka bir kod. Yani ısmarlama çocuklar hazır. Ismarlama hazır hazır mı? Ismarlama. Yani bunlar şey gibi ısmarlama. Hatta şöyle de olabilir gelecekte. Doğuştan yeteneklerle doğan Evet. Hazır. İşte e, müzik aletlerinin hepsini çalmasını bilen Bravo. uber zeki hatta, bilgisayar hatta, programları var. Hatta çalmayı bile öğrenmeyi bırak çalmaya hazır doğmuş. Yani hiçbir öğretime gerek kalmadan kodu var kodu. Çok mu acaba birilerine uçuk geliyor bu işler ama bence uçuk, uçuk değil şimdi. ya ne uçuyor ya uçuk değil ya. Ya bir dakika ya şu anda şu anda yapılan çalışmalarda karaciğeri böbreği dalağı insanlaştırılmış hayvanlar var i̇nsan yani genlerini nakledilmiş. Hmm. Tamam. Peki bu hayvan mesela biz Alzheimer genini hayvana ben nakledebilirim. İnsan Alzheimer geni. Ben nasıl yapıyorum hayvana Alzheimer? İnsan Alzheimer genini hayvan naklediyoruz. E bunu yapıyoruz da. Tam tersi neden olmasın? Hayır yani tam tersi ya, her şeyi yapabilirsin. Şu anda tek sıkıntı ne biliyorsun? Etik kurallar diyor ya, işte insan. Çünkü insanlarda böyle çalışma yapmak yasak deniyor. Ama bunu ya yürütüyorlar. Tabii mesela. ki yürütüyorlar ya. Tabii ki. Tırlar var yollarda gelip giden. Bu çalışmalar yapıldı. Denizde büyük fırkateynler var. Ciddi misiniz Tabii hocam? Tabii ki. Yani biz bunları filmlerde görüyoruz ya Tabii hani ki, geminin hayır, içerisinde hayır, bu çalışmalar hayır. gerçek yani, yani bu. Şey var ya Resident Evil, Umbrella evet, Company evet. aynıları var. Aynısı var ama. Benim Allah gittiğim, Allah. gördüğüm, içerisinde çalıştığım yerler var. Hocam bak bu çok acayip bir açıklama. Denizlerin ortasında bu... Yani bu çalışmaları yürüten gemiler var diyorsunuz. Ya neler Sonra var? Sonra diyecekler ya, ki ya, ya neler neler söylüyorsunuz? Ya diyecekler. neler neler söyelsene olacak? Ya bu artık bunu, bunu insana bilmiyor mu yani? Bunu? Gizli çalışmalar yürütüyorlar. Gizli ya. değil bu esasında. Gizli falan değil. Bak olay ne biliyor musun? Laboratuvarların bir kısmı bildiğin ilaç argesi yapıyor. Bir tarafı da geleceğin argesini yapıyor. Bu kadar ya. Elon Musk'ın Neuralink projesinde 2025'te insan deneylerine, deneylerine geçiliyor. Ee, i̇şte Twitter'da satın aldı Elon Musk biliyorsunuz. Yani herhalde muhtemelen düşündüğümüzü tweetleyeceğiz. Ee, i̇nsan deneylerine geçiyor olması aslında sizi çok destekler mahiyette bir şey. Evet. Şu anda domuz deneyleri, maymun deneyleri evet. yap yapılmak üzere. Sadece 3 yıl sonra artık insanların beyninde çip olmuş olacak yani. Abi zaten var bu. Şu anda paraplejik hastalara yani felçli hastalara Beyine bir elektrot yerleştiriyorsun. En azından bilgisayarda kursörü sağa sola götürebiliyor ve yazı yazabiliyor düşünerek. He. E bu yapılıyor zaten. Elin baskın e yaptığı ne? O bu işi birbirine bağlamak istiyor. Starlink'lerle. Bu. Starlink'lerle birbirine ha. bağlayacak. Bu. Zaten bu teknoloji var şu anda yapılıyor bu. Bu adam şunu yapmak istiyor. Şimdi biz sana duruyoruz ya böyle. O sen zaten çift var sende, de ben de çift var. Bunu uydu uyduracılıklı bizi wireless bağlamak istiyor bu adam. Çok acayip bir iş hocam. Ne ya. acayip? zaten bu, bu çok kolay bir şey bu zor değil ki bu. E size hepsi kolay geliyor da bize biraz... Sanacağım. Hayır bak şimdi sıkıntı şu bak. Bir şey sana söyleyeyim mi? Şu anda bin dolara, bin dolara Türker kafana cihaz takıyorsun EEG cihazı. Beyin dalgalarını ölçüyor onunla drone'u kontrol edebiliyorsun. Bin dolara Dronu... iddiada var ya. Yani takıyorsun cihazı bak drone'u şöyle düşünerek sağa sola ileri. Yani şeysiz hiç el hareketi yok. Düşünüyorsun sağa sola... Ya bin dolar ya internette. Bu adam satıyor satıyor. Peki bunun tek amacı ne? Wireless'la bağlamak. Hmm. Uyduyla. Peki burada Mars çalışmasını da acaba oraya mı bağlayacak? Ya yani Mars'a gitme projesinde. Ya benim elimde tercüman cihazlar var. Kartı bütün dünyada çekiyor. Nasıl çekiyor bu? Nasıl bir cihaz hocam? Cihaz, cihaz tercüme cihazları var. İtalyanca, Türkçe, Türkçe'ye, İngilizce hepsini tercüme ediyor birbirine. İçinde bir sim kart koymuşlar. Hollanda'da da çekiyor, Amerika'da da çekiyor. Yemin olsun sana. Hmm. Ben diyorum direkt Google'a soruyor. Peki nasıl oluyor bu? Zaten bu kurulmuş durumda. Biz belki yeni yeni duyuyoruz Heh, işte Elon Musk çok, çok basit geliyor. ya bu. Ve daha sonra bu virüse bağlanacağız birbirimize. Ben Türkiye'ye artık şöyle diyeceğim. Türkiye'nin kodu kaç? Türkiye'yi düşüneceğim. Türkiye'nin bir kodu var. Türkiye'ye beyinini soracağım. Türkiye sen ne düşünüyorsun? Ben o uyuyorum belki sen. Sen bana cevap vereceksin orada. Şu anda uyuyorum ama şunu sana söyleyebilirim. Konuşmak yok ama artık. Çok acayip. Çok acayip değil. Bu teknoloji zaten şu anda geliştirilmiş durumda. Zaten Darla hocamızın gözündeki gözlük de öyle bir gözlük. Ya şu anda Google gözlükler, şu anda bitirmiş durumda Google teknolojiyi. Ya yani şu anda yakında gözümüzün önünde bütün search yapabileceğiz. Ya ben... Metaverse'e işte, çoktan girdik o zaman. Ya bitti o işler. Ben yurt dışına çok gidip geldiğim için ya ada aşmışlar. Teknolojiyi çok geliştirmişler ve artık teknoloji nasıl olacak biliyor musun? Mesela şu kadar bir cihaz parmaktan her şeyi ölçen. Her şeyi ama şekeri, üreyi, kreatinini. Artık insan evde bakacak kendine. Burnuna sokacak tanı alacak. Kulağına sokacak ev kitleri çıkacak. Kanını damlatacak kanser mi? Bu teknoloji var. Teknoloji çok ilerlemiş durumda. Ama yani ya bu, bu geldiği nokta bunu Mars'la nasıl birleştirebilir diye düşünüyorum ben Acaba zaten. insan ırkı tabi, tabi, tabi. sona ereceği tabi. için hayır, mi? Hayır, hayır. Yeni yeni müteahhitlik <laughs> Müteahhitliğin kavramı değişiyor. Bak ben bunu yazacağım böyle. Müteahhitliğin kavramı değişiyor. Mars'ta inşaat yapıyoruz ya. Altı ay gitmesi sürüyormuş ama muhtemelen o kısaltılır. Evet, bak bakir bir gezegen var. Su da var altında. Evet. O suyu da eritecekler. Oradan karbondioksit de çık çıkartacaklar. Bir de sera oluşturacaklar atmosfer gibi. İçine de her şey hazır. Hidrolizden de oksijen çıkarırlar. Orası var ya hiçbir şey değil. Orası 50-100 sene sonra yeni yeni yer olur orası. Oraya müteahhitler gider ben sana söyleyeyim. Ve zaten ay, aydaki çalışmalar da yapılıyor işte ayın karanlık yüzüne bir şeyler çizilmiş. Maden de dolu sıfır maden, sıfır, sıfır. Tabii 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 maden. Yani bir şey söyleyeyim. E, Türkiye'de gidiyor o işte şimdi. Transhumanizm yerine ne gibi geliyor? Trans madencilik, <laughs> trans müteahhitlik. <laughs> Bu, Bu geliyor güzel, yani. Doğru. Bunu uyanmamız lazım.